that was a very 5,000 years ago. Right. And people kept living at the same place till 5. Because this is where the Greek civilization, this is where the Greek sea. Bir anlamda bize 1930'lu yıllar olarak tanımladığımız bu yapı ve günümüzde de arkeolojik kazılarda Kandilecan'ın 1932-38 yıllar arasında burada 32-38 yıllar arasında Hangi doğruya bakıyorum bir şey. Bir zaman işte. Ebaviyaki gibi bir Kardilecan bilindiği üzere 1932 ile 1938 yılları arasında yaklaşık 7 sezon boyunca Truya'da kazılarını yürütüyor. Ve 1932 yılında başlayan bu kazıların içinde bulunduğumuz 2022 yılında 90. yıl dönümü. Kardilecan'ın Truya için oldukça önemli bir bilim adamı. Çünkü özellikle Schliemann'ın yarattığı tahribattan sonra ve Schliemann'ın ardından Dörfeld'in sadece 2 sezonluk bir çalışması var. Schliemann'ın yarattığı tahribattan sonra 1932 yılında başladığı kazılarda son derece bilimsel, dönemin en iyi tekniklerini ve en iyi arşivlemeyi kullanan sadece Truya için değil, tüm Ege arkeolojisi için oldukça önemli bir isim. Biz de bu kazı dönemini tekrar anmayı uygun bulduk ve Bilecan evi içinde Truya kazılarının 90. yılı anısına Ben Bilecan Truya'yı kazmaktan geliyorum sergisini açtık. Tabii Kardilecan'ın bu 7 sezonluk çalışmalarında ortaya çıkan eserler 1938 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gidiyor. Truya Müzesi açılırken ise eserlerin çok küçük bir bölümü tekrar Truya Müzesi'ne dönüyor. Fakat sadece eserlerinden değil, Bilecan'ın geriye bıraktığı arşivi bizim için oldukça önemli bir hazine diyebiliriz. Bilecan hep aslında sanıldığı gibi sadece Sur içini yani Tunç Çağı Truya'sını kazmış değil, Sur dışında da yani Akropol dışında da kazılar ya da aşağı kent denilen noktada da kazılar yürütüyor. Bu kazılar sırasında Roma ve Bizans dönemine ilişkin kalıntılar buluyor. Tabii özellikle Bizans dönemine ilişkin bulduğu mozaik son derece çarpıcı ve her bir karesini fotoğraflamış. İşte o fotoğrafların birisinin üzerinde işte bir su kuşunu görebiliyorken işte bir başka sahnesinde bir gladyatör mücadelesi görülebiliyor. Çok iyi arşivlenmiş ve bu mozaiklere ilişkin kayıtlar da bugün bizim arşivlerimizdeki yerini alıyor. 1932 yılında Bilecan kazıları başladığında Amerika'daki Cincinnati Üniversitesi adına kazılara başlıyor. Son derecede iyi bir bilimsel ekibi var. Başta dediğimiz gibi çok iyi fotoğraflama yapılıyor. 1932 çok erken bir tarih olmasına rağmen iyi videolar çekiliyor. Son derece iyi belgelemeler. Bunun yanı sıra kazı ekibindeki tüm bilimsel ekibin mutlaka bir not defteri var. Bunun içerisine Türk Bakanlık temsilcisi de dahil ve günlük not tutuyorlar. Her gün ne kadar kazdıklarını, kazdıkları noktada ne çıktıklarını ya da Bilecan'ın kendi defterine baktığımızda çünkü o kazının yöneticisi pozisyonunda hangi işçiye ne kadar ücret ödediğinden o gün ziyarete diyelim ki Vali Kazım Paşa ziyarete geliyor. O gün not defterine Vali Kazım Paşa'nın ziyaretini de not ediyor. Bu yüzden Bilecan arşivi
oldukça önemli bir arşiv. Troya'yı anlamak konusunda son derece önemli bir arşiv. Bilege'nin vefatından sonra da tüm bu arşiv Cincinnati Üniversitesi'nde kalıyor. Cincinnati Üniversitesi Bilege'nin arşivini barındırıyor ve araştırmacılara kullandırıyor. Biz de yanılmıyorsam 2021 yılıydı. Cincinnati Üniversitesi'nden tüm bu Bilege'nin arşivinin dijital dökümünü aldık. Zaten sonrasında Cincinnati Üniversitesi bunu açık kaynak hale de getirdi. Arşivin çok küçük bir kısmı ise, Bilege'nin arşivinin çok küçük bir kısmı ise, burada daha günlük mahiyetinde özel hayata ilişkin notların yer aldığı arşiv ise Atina'da bulunuyor. Oradaki arşivin bir kısmına da, oradakinin tamamına değil, Cincinnati Üniversitesi'ndekinin tamamına, Atina'daki arşivin ise bir kısmı Troya Müzesi arşivlerinde yerini aldı. Çünkü Troya Müzesi sadece eserlerin sergilendiği bir müze değil, bölgenin hafızası olma iddiasında. Dolayısıyla bu hafızayı kuvvetlendirmek adına Osmanlı arşivlerinden tutun, işte Bilege'nin arşivlerine kadar her şeyi burada tutmaya, arşivlemeye devam ediyoruz.